Ve kamerası. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Microsoft Azure ETS'yi SAPI 5 sesli olarak kullanmak. Şu anda videonun başlangıcında ilk duyduğunuz ses Microsoft'un Ahmet sesi. Tabii bunlar internetten sentezleme yapan sesler olduğu için kullanmak için öncelikle aktif bir internet bağlantınızın olması zorunlu arkadaşlar. Eğer aktif bir internet bağlantınız yoksa veya varsa da bu internet bağlantısı sorunluysa kesilip geri gelmeler, yavaş çalışmalar gibi problemler varsa bu sesler de internet bağlantınızla orantılı olacak şekilde sorun çıkartacaktır arkadaşlar. Çünkü tıpkı telefondaki Microsoft Azure ETS'de olduğu gibi bu da internetten sentezleme yapıyor. Hemen menüleri bir okutturalım. Bu arada Microsoft'un bütün sesleri var. Bütün Azure seslerini eklemişler. Kurulumu çok basit. Bir tane installer.exe dosyası var. Onu çalıştırıyorsunuz. Önce şöyle anlatayım. Bunun paket halinde geliyor. Paketini ayıklıyorsunuz. Sonra installer.exe diye bir dosyası var bunun. Bu dosyayı çalıştırıyorsunuz. Bu dosya bilgisayarınıza uygun sürümü otomatik olarak seçer ve size kurmanız için yol gösterir. Sonra hangi Microsoft'un hangi seslerini kullanmak istediğinizi seçmenizi ister. Hani sadece İngilizce dilindeki sesler veya desteklenen tüm dillerdeki sesler falan, bunun gibi seçimleri yaptıktan sonra bu arada yeni uyandım arkadaşlar, kusura bakmayın. Arada böyle bir esneme nöbetleri olabilir. Desteklenen tüm diller ve tüm sesler onay kutusunu işaretledikten sonra install düğmesine basıyorsunuz. Yükleme işleminin tamamlandığına dair bir mesaj duyuyorsunuz ve bu mesajı ardından şöyle bir şey var. Lütfen bu programı dosyalarıyla birlikte bilgisayarınızın program dosyaları klasörüne taşıyın şeklinde İngilizce bir mesaj var. Eğer bunu yapmazsanız, yani programı kurmuş olmanıza rağmen programın dosyalarını alıp uygun alana taşımazsanız sesleri göremez ve çalıştıramazsınız. Ama kurulumu sorunsuz şekilde yapıp yönergeleri takip edip yönergelere harfiyen uyabilirseniz siz de Microsoft Azure'nin yüksek kaliteli seslerini NVDA veya JAWS'ta veya farklı bir ekran okuyucuda veya sadece metin okumak için kullanılan TTS uygulamalarında sentezleyici olarak seçebilirsiniz. NVDA menü. Şu an NVDA'nın menülerinde geziyorum. Önce Ahmet sesini konuşturacağım. Sonra Emel sesine geçeceğiz. Tercihler alt menüte. Ayarlar. L1/38. Konuşma sözlüğü alt menü O. Noktalama imla sözlüğü L3/38. Dilde hareketleri. Word Review. Microsoft Word. Tercihler. Araçlar alt menü R. Log dosyasını göster L1/27. Konuşma görüntüleyici 2/27. Python konsolu P3/27. Eklentileri yönet. Taşınabilir kopya oluştur. Com kayıt tamir aracını çalıştır. Pluginleri yeniden yükle. Yandex çeviri ayar. Access Solutions. Assistek. Audio Tames. Ses temaları. Code Factory. Eurobraille. Markdown. Ayarlar. NVDA ayarları, genel, normal konfigürasyon, iletişim kutusu.
Kategori, liste. Kategori, genel 1/39. Kategori, konuşma 2/39. Konuşma, özellik sayfası. Sentezleyici, guru. Sentezleyici salt okunur çok satırlı alt S. Segoğu 12.0 PT varsayılan renk üzerine varsayılan renk satır 1 sola hizalanmış Microsoft Speech App'ı versin 5. Değiştir. Alt yumuşak G. Arkadaşlar videoyu çok uzun tutmamak adına sadece NVDA'nın konuşma menüsünü okutacağım. Microsoft Ahmet Online, Natural, Turkish, Turkey kapalı alt E. Hız 45 alt E. Ses perdesi 51 alt S. Ses seviyesi 100 alt V. Niye okumadı? Destekleniyor. Destekleniyorsa, konuşma dilini otomatik olarak değiştir işareti. Destekleniyorsa, konuşma lehçesini otomatik olarak değiştir işareti. Benimki de soru. Ne demek niye okumadı? İnternetten sentezleme yapıyoruz sonuçta. Çok da seri tepki vermesini beklememek lazım. İmla seslendirme düzeyi hiçbiri kapalı altlı. Karakter ve sembolleri işlerken sentezleyici ve sesin dilini dikkate al işareti. Karakter ve sembolleri işlerken emoji dahil Unicode konsorsiyumu verisini dahil et işareti. Büyük harflerde ses perdesi değişim yüzdesi. 30 seçildi. Büyük harflerden önce büyük de işaretli altı. Büyük harflerde bip sesi çıkar işaretli altı. Destekleniyorsa kodlama işlevini kullan işaretli alt S. Tamam. Recording form. NVDA menü. Tercihler alt menü T. Ayarlar. L1/38. NVDA ayarları, genel, normal konfigürasyon, iletişim kutusu. Kategori, liste. Kategori, genel 1/39. Kategori, konuşma 2/39. Konuşma, özellik sayfası. Sentezleyici, guru. Sentezleyici salt okunur çok satırlı alt S. Segoğu 12.0 PT varsayılan renk üzerine varsayılan renk satır 1 sola hizalanmış Microsoft Speech App'ı versin 5. Değiştir. Alt yumuşak G. Microsoft Ahmet Online, Natural, Turkish, Microsoft Emel Online, Natural, Turkish, Turkey. Recording form. NVDA menü. Tercihler alt menü T. Ayarlar. L1/38. NVDA ayarları. Genel, normal konfigürasyon, iletişim kutusu. Kategori, liste. Kategori, genel 1/39. Kategori, konuşma 2/39. Konuşma, özellik sayfası. Sentezleyici, grup. Sentezleyici salt okunur çok satırlı alt S. Segoğu 12.0 PT varsayılan renk üzerine varsayılan renk satır bir sola hizalanmış Microsoft Speech App'ı versin 5. Değiştir. Alt yumuşak G. Ses, Microsoft ML Online, Natural, Turkish, Turkey, kapalı alt E. Hız, 45 alt E. Ses perdesi, 51 alt S. Ses seviyesi, 100 alt V. Destekleniyorsa, konuşma dilini otomatik olarak değiştir işaretli. Destekleniyorsa, konuşma lehçesini otomatik olarak değiştir işaretli. İmla seslendirme düzeyi hiçbiri kapalı alt L. Karakter ve sembolleri işlerken sentezleyici ve sesin dilini dikkate al işaretli. Karakter ve sembolleri işlerken emoji dahil Unicode konsorsiyumu verisini dahil et işaretli. Büyük harflerde ses perdesi değişim yüzdesi.
30 seçildi. Büyük harflerden önce büyük de işaretli alt ü. Büyük harflerde bip sesi çıkar işaretli alt i. Destekleniyorsa kodlama işlevini kullan işaretli alt s. Tamam. Recording form. DVDA menü. Tercihler alt menü t. Araçlar alt menü r. Log dosyasını göster L1/27. Konuşma görüntüleyici 2/27. Python konsolu P3/27. Eklentileri yönet. E4/27. Taşınabilir kopya oluştur. T5/27. POM kayıt tamir aracını çalıştır. 6/27. Pluginleri yeniden yükle P7/27. Yande. Ara. Recording form. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu küçük program sayesinde Microsoft Azure TTS seslerini NVDA veya farklı bir ekran okuyucuyla veya sadece metin okumaya yarayan bir programla kullanabilirsiniz. Ama ekran okuyucuyla kullanımında biraz yavaş kullanmak durumundasınız. Çünkü deminki örnekte de gördüğünüz gibi birazcık hızlı kullanmaya çalıştım. Hemen donmaya başladı. O bir tane cümleyi okumadı, geri sardırdım, yeniden okutmak durumunda kaldım falan. Yani işin gerçeğini duymak isterseniz, hani sesler çok güzel ama ekran okuyucuyla kullanmak için çok uygun değil. Hani hiç uygun değil diyemem. Yine de öyle ya da böyle kullanılabiliyor ama çok uygun değil. Ekran okuyucuyla bu sesleri kullanmak çok mümkün görünmüyor. Ama yine de kullanmak isteyen olursa bu programı kurup NVDA veya JAWS veya Supernova gibi veya Dolphin gibi farklı ekran okuyucularla bu sesleri kullanmayı deneyebilirler. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Liste. Masa.